Evet değerli izleyenler, hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe cephesinden derbi sonrası haberlere, başlıklara, yorumlara şöyle bir göz attıktan sonra hemen bugünün ilk Skype bağlantısını yapalım Mahmut Alparslan'la ve derbiyi enine boyuna konuşalım. Hocam günaydın, iyi haftalar diliyorum. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, hoş gördük. İyi haftalar Ezgi. Nasılsın? İyiyim, çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Hamdolsun, bomba gibi, süper. Oh ne güzel. Peki Maşallah. Hocam şimdi 8. haftanın kağıt üzerinde çok heyecanlı, bol pozisyonlu, bol gollü geçmesi bekleniyordu. Sadece derbi özelinde değil, aslında Galatasaray maçı özelinde de iki büyük karşılaşmada golsüz beraberlikle tamamlandı. Şimdi biz derbiyi konuşalım sizinle isterseniz ayrıntılı bir şekilde. Herkes, bilmiyorum sizin tahmininizi şu an çok özür dilerim, tam hatırlayamıyorum ama genel anlamda bütün yorumcular çok gollü, çok pozisyonlu, çok heyecanlı, çok keyifli bir derbi bekliyordu. Dağ fare doğurdu diyebilir miyiz? Valla ben de o şekilde gollü bir maç geçeceğini tahmin ediyordum. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Biz ne kadar yorum yaparsak yapalım. Bak Kurt Hoca'nın açıklamalarına dikkat et. Tam net olarak derbinin açıklamalarını bizim önümüze sunmuş. Bunun üzerinde çok fazla ne konuşacağız. Şimdi ben şunu söyleyeceğim. Derbinin özeti. Dakika 88. Rose ile o kadar güzel bir atağa çıktılar ki. Kesilen bir orta. Degost'un vurduğu ve direğin yanından giden. Maçın özeti bu. 88. dakikada net olan bir pozisyon. Öbürleri karambolden gelen. Yani Jesus da söylemiş. İlk devre çok fazla ofsayt var. Çok fazla fauller var. İkili mücadeleler. İki takım da birbirinin açıklarını aramak istiyorlar. Arkaya sızılan toplar ki Fenerbahçe çok fazla uzun top oynayan bir takım değil. Daha çok topu taşıyan takım ama rakiplerinin o zaaflarını görmeye çalıştılar ama Beşiktaş'ta gardını çok iyi almış. Hani hepimiz ne deriz, Beşiktaş 60'tan sonra filan düşüyor. Tamamıyla tam aksine Beşiktaş 70'ten sonra, yani rakibinin yaptığı değişikliklerden sonra Beşiktaş'ta değişiklikleri yaptı ve oyuna hakim olmaya başladı. Demek ki bundan evvelki maçta oyuncu değişiklikleri olunca tempodan düşüşler oluyor. Yani iki takım da zaaflarını bulmaya çalıştılar fakat tabii ona meyil verilmedi. Zaman zaman çabuk oynamak istediler, zaman zaman oyunu yavaşlatmak istediler, rakibi çekmek istediler. Yani ofsayt tuzağı falan diyorlardı, bence ofsayt tuzağı falan değil. Çok geç oynanan oyunlardan. Çünkü Beşiktaş'ın forveti aktif, çabuk oynayan ve önde çabuk çıkan forvet. Oraya stopları zamanında atmazsanız ofsayt'te yakalanıyorsunuz. Yani o kadar iyi parsellemişler ki sahaları. İşte bakıyorsunuz Gustavo göbekte oynuyor. Zala'yı sol tarafa atmış. Serdar sağ tarafta oynuyor. Ki bundan evvel Zala'yı göbekte görmüştük. Üçlüde. Yani kartlarını, rakiplerini ona göre analiz edip ona göre oyuncu eşleşmelerini de yapmışlar. Tabii açıklar fazla kullanılamadı. Oraya yayamadılar. Oyun ortaya sıkıştı. Fazla oynatmamak, işte dedim ya, faullerin çok olması, oyunun durması, oyunun temposundan ziyade o aksiyonlarını, ceza sahasının içindeki aksiyonlarını fazla bulamadınız. Yani şöyle bir bakıyorsunuz, iki kalecinin de %100 kurtardıkları pozisyon var mı? Hemen hemen yok gibi. Yere fazla yatmadılar. Ama dedim ya, hep ikili mücadele, işte biraz evvel şu dediğim, bahsettiğim pozisyon, dakika 87-88. En net, en net 90 dakikanın özeti burada. Onun için taraftarlar birbirlerini çok iyi analiz edip sıkıştırmışlar. Yani bir tane bulursam oyunu koparırım diye öyle bir maç geçti Ezgi. Hocam peki iki teknik direktörün maça çıktıkları 11'leri ve yaptıkları hamleleri doğru ve yerinde buldunuz mu? Nasıl değerlendirirsiniz? Bir de tabii oyuncu performansı olarak da sormak istiyorum. Size göre dün kim beklentilerin özellikle altında kaldı iki takımda da? Şimdi genel olarak bakarsan iki takımın da oyuncularının sunulan, oynatmak istenilen olaydan dolayı altında kalabilir. Çünkü iki taraf da rakibi üzerine çekip işte arkaya topları sarkıtmak, o şekilde bir maç izlemeye çalıştık. Bence mesela da sorarsan, şöyle sorarsan, sahanın en iyisi kim diye ben Valencia'yı seçerim. Çünkü 90 dakika bu kadar diri kalan bir oyuncu ve çok faullere maruz kalan bir oyuncu devamlı aktif alandı. Ama önemli olan şu, şimdi Redmond'la başlıyorsanız
O kadar süre durmanıza gerek yok. Oradan yola çıkarsak, eğer bunları biz bu şekilde değerlendirirsek. Delay oyunun içinde çok gözükmedi. Dikkat edersen hep kendi sahasına gelip top almaya çalıştı. Bunları belki daha önce değiştirebilirdiniz. Raymond bilhassa çok önce değişiklikler yapılabilirdi. Çünkü oyunda yok. Hemen hemen 1,5 eksikle oynuyorsunuz. Burada da oyuncu değişikliklerini yaptıktan sonra Beşiktaş oyuna daha fazla ağırlığını koydu ki bunu Jesus da söylüyor. Jesus'un yaptığı değişiklikler Fenerbahçe'yi biraz geriye itti. Ama bunlar işte hep o atmosferlerden kaynaklanan. Oyun kurguları hep rakibin zaafları, o defansif kurguları iki tarafında oraya topları kaçırmak. Başarılı oldular mı? Beşiktaş çok başarılı olmak istedi ama hep ofsayta düştü. Çünkü çok geç, bir tık geç oynanınca ofsayta düşüyorsunuz. Tek çizgi, çünkü üçlü oynanan bir de defansa karşı oynuyorsunuz ki bu normaldir. Sizi aynı çizgide karşılayacakları. Dikkat, şöyle bakarsan Fenerbahçe fazla ofsayta düşmemiş. Oyunda topları çok çabuk oynamışlar. Ama fert fert değerlendirirsek her tarafın kendine göre eksikleri var Ezgi. Peki hocam bir de şöyle sormak istiyorum. Aslında bu derbinin sonucuna göre nasıl bir gündem oluşacağı da çok merak ediliyordu. Yani Valerian İsmail acaba tartışılacak mı? İşte Fenerbahçe cephesine baktığımız zaman Milli Aran'ın ardından aynen yakaladığı rüzgarla devam edebilecek mi? Bu şekilde değerlendirirsek kim açısından kayıp, kim açısından kazanç olarak değerlendirebiliriz? Yoksa bu golsüz mücadele İki taraf açısından da hiçbir şey değiştirmeyen bir sonuç mu? Sonucu söylediğin daha mantıklı, değiştirmeyen bir sonuç. Çünkü mağlup olan bir takım 3 puanı kaybedeceksiniz ve daha geride kalacaksınız. Bence derbilerde alınan her puan sizin hanenizde kârdır. Yani burada tamam, taraftar gözünden nezdinde bakarsınız. Ya işte kazanmamız gerekiyordu, tamam, her maç kazanmaya oynuyorsunuz ama bazı maçlarda vardır çıkmaz. Yani bu da öyle bir maç, burada kolay değil. Kaybettiğiniz zaman hem moral olarak hem ekip olarak hem de camia olarak biliyorsunuz karıları bağlanıyor. Ya bir hafta hemen hemen çarşambaya kadar derbi konuşulacak, hakem konuşulacak, hakeme kızılacak ama öyle bir şey yoktu. Fakat çok sert bir maç oldu. İkili mücadelesi fazla olan bir maç oldu. Bence beraberlik iki tarafında çok fazla bir şey kaybettiğini düşünmüyorum. Çünkü sezon çok uzun. Ellerindeki kadro, oyuncu kapasiteleri, etkili oyuncuları var, dinamik oyuncuları var. Buradan da fazla düşmeyecekler. Ligin boyu uzadıkça daha da çok üzerine kaçar. Düşünebiliyor musun? Bir Redmond'un şöyle söyleyeyim size, fit olarak oynaması, bir Deli Ayhan'ın tamamıyla toparlanıp oynaması ve Beşiktaş'a çok farklılıklar kazandı. Fenerbahçe ekip olarak hazır. Orada çok fazla sakatlıkları yok. Yani orada bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ama Delay'ın ve Redmond'un toparlaması Beşiktaş'ı çok iyi ve kazandırır. Onun için bu maçın iki taraf için de beraberlik, dünkü oyundan yola çıkarsak bir şey kaybettirmiş olduğunu tahmin etmiyorum. Peki. Ezgi. Mahmut Alpaslan çok teşekkürler yorumlarınız için. Rica Güzel bir ederim. İyi hafta yayınlar diliyorum olsun. size. Bir mukabele, iyi çalışmalar Çok varsa. teşekkürler.